Evet, gençliğin gözyaşları, katı cisimlerin 3 numaralı testiyle devam ediyorum videolarımı arkadaşlar. Hemen alıyorum, odaklanmasını falan ayarlıyorum. Sanırım şu anda gayet başarılı. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz dostlar. Ne diyor? Silindire geçmişiz herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi silindir soruları çözüyoruz. Diyor ki şekilde O noktası dik silindirin taban dairesinin merkezidir. AO 70 kök 73 ve silindirin yüksekliği 8 santim ise silindirin hacmi nedir diye bir soru sormuş. Silindirin hacim formülü neydi dostlar? Taban alanı, yani tabanı dahil olduğu için tabanın alanı pi r karedir çarpı yükseklik h. H'ı biliyoruz 8, pi zaten bizde, r'yi istiyoruz o zaman arkadaşlarım. Bize r lazım. R'yi de bakın nasıl bulacağım? Üstteki tabanın merkezini göster. Şurası R değil mi kardeşim? Şu kısım bizim yarıçapımız. Peki şu iki merkez arasındaki mesafe de bizim yüksekliğimiz, yani 8. Şurası da oldu mu 90? Hadi hemen Pisagor'u hesaplayalım. Kök 73'ün karesi 73 eşittir. 8'in karesi 64 artı R kareyi yapıştırdım dostlar. Hemen 64'ü çıkarttık buradan. 9. R kare 9 ise R 3. R yerine 3 yazıyorum. 9 pi çarpı 8, yani 72 pi çıktı. Birinci sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geçtim 2 numaraya. Bu amca ne diyor? Şekildeki dik silindirde o taban dairesinin merkezidir. Paralel AB paralel AB neresi? BC'ye, DE'ye paralelmiş. Yani AB'nin yükseklik olduğunu görüyoruz dostlarım. Şurası yarıçap 3, burası da 3 olacak. Toplam 6 oldu. Yükseklik AB'dir. Şurası 90 derece. 6, 10 var. Şuranın 8 olduğunu gördüm. Bana da bu mavi üçgenin, yani dik üçgenin alanı soruluyor. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24'ü yapıştırdım dostlar. Geldik 3 numaraya. Evet, burada da bir çeyrek silindir görüyorum arkadaşlarım. Tabanı çeyrek daire olan bir silindir. Ne diyor bize? Prizmanın hacmi nedir diye bir soru sormuş. Önce şu taban alanını bir hesaplayalım. Tabanı çeyrek dairedir dostlar. Çeyrek dairenin alanı tam dairenin 4'te 1'i yapacak tabii ki. Pi r kare bölü 4. R'miz 4 olduğu için 16 yapar. 16'yı 4'e bölersem 4 pi gelir taban alanı. Bir de ben bunu yükseklikle çarpacağım. Yani 4 pi çarpı 8'den cevabım Denizli'den geldi dostlarım, 32 pi. 4 numaralı sorudayız. Hacmi 30 santimetre küp ve taban alanı 10 santimetre küp olan piramidin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş. Piramidin yüksekliğini nasıl, hacmini nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Piramitlerde bölü 3 vardı, unutmayın. Taban alanı 10, yüksekliği h dedim. Bir de bölü 3'ü eklersem bu piramidin hacmini veriyor, o da 30'muş. Hemen şu 10 ile 30'u sadeleştirelim, 3 kalsın. 3 ile de bu keratayı çarparsak h eşittir 9 çıkar. 4 numaralı sorumuzun cevabı da Edirne'den gelir. Al sana bir piramit daha, 5. soruda. Şekildeki düzgün kare piramit. Kare piramit ise tabanı kare demektir ki yüksekliğini çizmiş, OC'yi çizmiş, TO'yu 6 vermiş. Yani yüksekliği 6 diyebiliyoruz. OC'yi 3 kök 2 vermiş. O zaman şurası 3 kök 2 ise köşegeni şöyle tamamlayalım. Bu da 3 kök 2. Yani toplam 6 kök 2. O halde burası 6, burası 6 çünkü kareydi bu. Piramidin hacmi nedir diye bir soru sormuş bize. Neydi piramidin hacmi? Tabanın alanı, karenin alanı 36 çarpı yükseklik 6 bölü 3 demiştik dostlarım. Hemen 3 ile 6'yı sadeleştirdim, 2 kaldı. 2 ile de 36'yı çarptık, cevap Adana'dan patladı gitti. Geldik 6 numaralı sorumuza. Yine bir piramit sorusu. Şekilde diyor yanal ayrıtı 10 santim olan, gördük onu, düzgün kare piramit, bak yine tabanı kare. Tabanın çevresi 48 ise karenin çevresi 48, demek ki bir kenarı 12 12 12. Piramidin yanal alanı nedir diye bir soru sormuş bize. O zaman benim piramidin yan yüzeyinin yüksekliğini bilmem lazım. Şimdi şuralar 10-10 ya arkadaşlarım. Şu bir tane üçgeni şöyle düzlemde çizeyim ben. Yani şöyle olsun kardeşler, daha rahat görelim. Şu bizim şuraları 10-10-12 olan üçgenimiz. İkiz kenar üçgen geometrinin birinci farzı ne diyor? Tabana dikliği indir.
Tabanı 2'ye bölsün 6, 6. 6, 8, 10 çıktı. O halde bu üçgenin alanı 8 çarpı 12 bölü 2'den 48 geldi. 48 bir tane üçgenin alanı. E piramitte bu üçgenden 4 tane var. O zaman 4 çarpı 48 yapacağız dostlarım. Cevabımız 192 mi yapıyor 4 ile 48'in çarpımı? Bu da bitti. Hadi geldik 7 numaralı soruya. Bakalım ne diyor? Yeni nesil bir soru tarzımız. Ayşe Hanım. Peki Ayşe Hanım. Özdeş olan silindir şeklindeki kavanozlarını 55 santimlik rafa. Ha, rafın uzunluğu 55 santim şurası. Tamam. Üçü dikey, biri yatay olacak şekilde yerleştirilirse 10 santim boşluk kalıyor. Gelin şöyle başlayalım o zaman hemen. Şimdi bu bir tane, şuraya çizebilir miyim? Çizemem, şuraya çizeyim. Bir tane şu kaplardan bir tanesinin şöyle yüksekliğine h diyelim. Yarı çapına r diyelim. Yani çapına 2r demiş olalım böylelikle arkadaşlar. Peki şurada 2r var. 2R daha 4, 2 daha 6R var, bir de H var arkadaşlar. Yani ne diyorum o zaman ben? 6R artı H, bir de 10 santim var. Bunların toplamı rafın uzunluğuna eşit, yani 55'e. O zaman 6R ile H'ın toplamının 45 olması gerekir dedim. Bu birinci denklem. Geldik şuraya. Bakın ne var? H, H daha 2H, bir H daha 3H, bir de 2R var. O zaman 2R ile 3H'ın toplamı da, toplam hepsi bitmiş ya, 55. Bir kavanozun hacmi nedir diye soruyor. Yani bana sorulan şey şu: taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare h soruluyor bana dostlar. Pi r kare h, silindirin hacmi de bana soruluyor. E şimdi biz buradan gelin yok etme metodu yapalım. Olayı da bitirelim arkadaşlarım. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yapayım? R'yi yok edelim. 3 ile çarpalım burayı. 3 ile çarparsak ya da üst tarafı mı 3 ile çarpsak? İkisi de olur ya. Hadi birini yapalım işte. Şurayı 3 ile çarpıyorum arkadaşlarım. Üst tarafı da eksi ile çarpıyorum. Tamam mı? Sonra getirip şuraya yazıyorum şimdi bunları. Şurada yazayım. Eksi ile çarptığım için eksi 6 R eksi H eşittir eksi 45. 3 ile çarpıyorum. 6 R artı 9H eşittir. 3 ile çarparsak 15 elde var bir. 16 da buradan gelir. Topladık bunları alt alta. 6 R'lere bay bay dedik. Buradan bir 8H geldi. 165'ten de 45 çıkarsa 120 kaldı. H eşittir 15 mi oluyor arkadaşlar? Evet. H'ı bulduk, 15. Yüksekliğimiz 15'miş. Bunu da hemen yukarıya yazdım. Peki H 15 ise getirip şurada da yerine yazalım. H madem ki 15, 15'i buraya attık, 30 oldu burası. 6R 30 ise R'yi de 5 bulduk dostlarım. Yarı çapımız da 5. Ne diyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 25 pi çarpı 15. 25 çarpı 15 pi bizim aradığımız hacim dediğimiz şey. Onun da cevabı neymiş? Denizli'den geliyormuş dostlarım. İşaretledim, geçtim ben de. Geldim 8. sorumuza. Ne diyor bu? Şekildeki 4 santim yarı çaplı 3 adet tenis topu bulunduğu silindirin kutunun yanlarına ve alt ve üst yüzeye teğet. Buna göre silindir şeklindeki kutunun yan alanı kaç santim? 4 santim yarı çaplıymış bu topların her biri. O zaman şuraların 4 olduğunu söyleyelim. E burası da 4, burası da 4. Yani bizim taban çapımız şurası 8 santim oldu. Yarı çapı da 4, 4 oldu. Yüksekliğini bulalım. 4. 4 de buradan 8. 8 de buradan 16. 8 de buradan 24 mi oldu? 3 tane 8 geldi yüksekliğimizde. 24 geldi. Şekildeki kutunun yanal alanı. Prizmanın yanal alanı neydi arkadaşlar? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Tabanın çevresi 2 pi r. 4 yani. Çarpı yükseklik 24. 8 pi çarpı 24 çıktı. Sorumuzun cevabı galiba yine Edirne mi yapıyor? 192 yaptı arkadaşlar. Geçtik gittik bu soruya geldik. Şimdi bu ne diyormuş? Recep ayrıtları bir birim olan tahta küplerde şekildeki cismi oluşturduktan sonra taban hariç tüm yüzeyleri boyuyor. Öğretmeni şekilde işaretlediği küpleri çıkartmasını istiyor. Buna göre son durumda oluşan cismin boyalı yüzeylerinin alanları nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar, her tarafı boyadık. Şimdi şu küp çıkıyor bak. Sadece üstündeki kare değil. Küpü komple çıkarıyorum. O zaman şu da çıktı. Bu da çıktı.
Dostum bu ikisi çıktı. Şu yüzey zaten çıkıyor. Şimdi kalanları hesaplayalım biz. Şurada normalde 9 tane vardı. Biri çıktığı için 8 tane buradan geldi. Şu yüzeyde, şu karede 9 tane kare vardı. İkisi çıktı. 7 tane kaldı. Şu üst tarafa bakalım arkadaşlarım. Üst tarafa. 9 tane kare var. İkisi çıktı. 7 tane kaldı artı. Şu arka tarafa bakıyorum. Şuradan bakan tarafa bakın. 9 tane var burada ve hiç çıkan yok değil mi arkadaşlar? O yüzden 9 tane de buradan geldi. Şimdi bir de şu taraftan bakalım arkadaşlar olaya. Bu tarafa da bakın. Bakın şu küpün şu arkada bir de şöyle küpün şu üstteki çarpının bir de bu tarafa bakan yüzeyi var. Burada normalde 9 tane vardı. Biri bakıldığı için birinin boyalı olan kısım çıktığı için 8 tane boyalı yüzeyde buradan kalıyor. Başka? Bu tarafa baktık. 1, 2, 3, 4, 5 yüzeyine baktık. En alta bakmaya gerek yok. Çünkü ne diyordu? Alt tabanı boyamıyor arkadaşlar. Altta zaten boyalı bir şey yok. O yüzden alta hiç bakmadım. İşte bunların toplamını soruyor bize. Toplayalım. 8, 15, 15 de buradan 30, 9 daha 39 yaptı. 9. sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 10. sorudayız. Taban ayrıtı 1 birim, yüksekliği 3,3 birim olan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen dik prizma ile bu prizmalardan 12 tanesinin birleştirilmesiyle elde edilen bir cismin üstten görünümü verilmiş arkadaşlarım. Çok güzel. Bu bizim üst tabanımız yani öyle diyelim. Elde edilen cismin yüzey alanı a kök 3 olduğuna göre a kaçtır? Cismin yüzey alanını bulacağız arkadaşlar. Şimdi gelin hesaplayalım. Bak şu üçgen prizma gördüğün gibi bunun bir şuradan aşağıya doğru bir bu yüzeyi var. Bir de buradan aşağıya doğru bu iki yüzeyi var. Yani şu mavi dikdörtgenden iki tane bunun bir bu tarafında bir bu tarafında var. Aynı şekilde bunun da bir bu tarafında bir bu tarafında mavi dikdörtgen var. Bak 2 bunda 4, 6, 8, 10, 12 tane mavi dikdörtgen var. Yani 12 çarpı 3 kök 3 ile 1'in çarpımı dikdörtgenin alanı 3 kök 3 yapar. O zaman 36 kök 3 yan alanı olur. Yandaki dikdörtgenlerin alanı olur. Şimdi bir de tabanımız eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Bu eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. Yani kök 3 bölü 4 yapar. Şimdi bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane burada var. Bu üst taban. Aynısından bir de bunun altında var. Alt taban. Toplam 24 tane de 24 tane de eşkenar üçgenin alanı var. Yani kök 3 bölü 4. Şunlar giderse 6 kök 3 de buradan gelecek. 36 burada var. 42 kök 3 yapar. Tüm yüzey alanı diyebiliriz arkadaşlarım. 42 kök 3 de A kök 3'e eşitmiş. Dolayısıyla A 42 yaptı dedim. Test 3'ü gömdük. Hemen test 4'e geçtik. Koniyle başladık ilk sorumuza. Ne diyor? Yukarıdaki şekle göre 12 santim yüksekliğindeki koninin, bak hemen yarıçapını buldum. 5, 12, 13 üçgeninden buranın 5 olduğunu gördük. Dik koninin hacmi nedir diye soruyor. Koninin hacmi neydi? Taban alanı yani pi re kareden 25 pi çarpı yükseklik piramit olduğu için bölü 3'ü unutmadık. 3 ile 12 gitsin 4, 4 kere 25 100 pi yaptı. Birinci sorumun cevabı Denizli'den geldi. Geldim 2'ye. Şekildeki dik koninin açık hali verilmiştir. Tamam. 12. Koninin hacmi kaç bilmem nedir diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi konideki şu formülü unutmayın. Açık halinde alfa bölü 360 eşittir. R bölü L diye bir formül var arkadaşlar. Alfa dediğimiz şey açık halindeki tepedeki açı. Yani 90 derece. O zaman alfa yerine 90 yazalım. 90 bölü 360'dan 1 bölü 4 yapar. R dediğimiz zaten yarıçapımız. L ana doğru yani 12. O zaman içler dışlar yaptım. 4R 12'den R'yi ben 3 buldum. R 3. Peki neyi soruyordu? Hacmini soruyor. Şimdi bu koninin kapalı şeklini bir çizelim de yüksekliğini bulalım. Bak sakın 12'yi yükseklik zannetme Gobel. 12 yükseklik değil. Hemen şu koninin kapalı şeklini çiziyorum. Yarıçapını 3. Ana doğrusunun da 12 olduğunu biliyorum. Yüksekliğini bulacağız şimdi. Hadi bulalım. 144'ten 9 çıkacak. 144'ten 9 çıktı. Pisagor yapıyoruz. H 14'ten 9 çıktı. 5. 13, 135 oldu arkadaşlarım. Kök 135 geldi. O da 45 çarpı 3. Yani
9 çarpı 15, 3 kök 15 geldi. 3 kök 15'miş yüksekliğimiz. Hadi şimdi hacmini bulalım. Taban alanı pi re kareden 9 pi. Şurada yapalım mı? Yapalım. Taban alanı 9 pi çarpı yükseklik 3 kök 15. Piramit olduğu için bölü 3'ü de unutmuyoruz. 3'lere bay bay dedik. 9 kök 15 pi. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi. Geçtik 3 numaraya. Şekildeki dik koninin yüksekliği 12 ve taban alanı 81 pi santimetre karedir. Yanal alanı nedir diye bir soru sormuş. Koninin yanal alanı bir deterjan markası. Piril. Bilir misiniz arkadaşlar? Pirl. Piril diye bir deterjan vardı. Hala var mı bilmiyorum ama bu bizim konimizin yanal alanının kısaca formülü dostlarım. Hocam şimdi ne lazım bize? L lazım. L ne? Ana doğru. R lazım. R'yi bulalım hemen. Taban alanı 81 pi'miş. Taban alanı pi re kareden. Pi re kare eşittir 81 pi'miş. Pi'ler bay bay. R eşittir 9 geldi. 9 12'den de 15 geldi R. O zaman pi çarpı 9 çarpı 15. Benim aradığım sorunun cevabı 90'la 45'in toplamı da 135 mi yapıyor? Cevabım Ceyhan'dan geldi dostlar. Ve geçtim 4 numaralı soruya. Yine bir koni. Şekildeki dik konide bilmem ne bilmem nereye dik. 3, 4, 5'i gördük arkadaşlarım. Burası 10 olduğu için burası da 5, tam ortadaymış bu. Hatta ben şuradan aşağı bir diklik indirirsem, biraz üçgende benzerlik yaptığımda şu 4'ün bu yüksekliğin orta taban olduğunu, yani buranın 8 olduğunu. Madem orta taban burayı 2'ye bölecek, o halde burası da 3. Bak yarıçap 6 çıktı, burası da 6. Hatta 6, 8, 10'dan da bulabilirmişiz. Koninin hacmi nedir diye soruyor. Taban alanı pi re kareden 36 pi çarpı yüksekliğimiz 8. Bölü 3'ü unutmayın. Piramit olduğu için bölü 3 var. 3 ile de 36'yı sadeleştirelim. 12. 8 ile 12'yi çarpalım. 96 pi yaptı. Sorumun cevabı Edirne'den geldi. 5 numaradayız arkadaşlarım. Şekildeki dik koninin ne diyor? Açık hali verilmiştir. AT5 taban dairesinin yarıçapı. Buna göre koninin yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Önce gelin şuradaki alfayı bir bulalım mı arkadaşlarım? Alfa. Neydi kural? Alfa bölü 360 eşittir R bölü L. 3 bölü 5 yani. 5'e bölelim. 5'e bölelim 72. Doğru mu lan? 5'e bölersek 72 de. Tabii 72. 72 ile de 3'ü çarpalım arkadaşlarım. Alfayı bulmuş olalım. Alfa eşittir 3 kere 2 6 21. 216 dereceymiş burası. Şimdi bana da diyor ki yüzey alanı nedir? Koniyi sen ister kapat ister aç. Yüzey alanı dediğin bir bu daire diliminin alanı, bir de buradaki tam dairenin alanı. Şimdi bu tam dairenin alanı pi re kareden 9 pi bir kere burası. Bu 9 pi. Tamam. Hadi gelin bir de şuradaki 216 derecelik dairenin alanını hesaplayalım. Daire alan kurallarında ne diyorduk? Açının ölçüsü çarpı tam dairesinin alanı, yani pi re kare bölü 360 diye yazıyorduk arkadaşlarım. Hadi burayı da bir hesaplayalım. 72'ye bölelim şunu. 3 kalsın. Bunu 72'ye bölelim. 5 kalsın. 5'e bölelim. 5'e bölelim. 5 kalsın. 3 kere 5. 15 pi de buranın alanıymış. 15 ile 9'un toplamını soruyor. Cevabı, 5. sorumuzun cevabı Bursa'dan mı geldi? Yok, Ceyhan'dan geldi. Niye yanlış oldu? Bize neyi soruyor? Koninin yüzey alanı kaçtır? Burası 9 pi arkadaşlarım. 5. sorunun cevabını Bursa diyor. Şurayı yanlış mı buldum ona bakıyorum ben şimdi. 72'ye böldüm 3, 72'ye böldüm 5. Evet, 5 ile de bunu sadeleştirdim. 5, 15 pi. Arkadaşlar biz doğru bulduk. Tamam mı kardeşim? O muhtemelen yanal alanını Bursa diye söylüyor sorunun cevabında. Yanal alanı 15 pi doğru ama tam tüm alanını soruyor. Yüzey alanını soruyor. 24 pi'dir. Geçtik 6. sorumuza. Şekildeki dik koninin içine dik silindir yerleştirilmiştir. İyi, tamam, güzel. Tam orta taban olmuş. Bak şunun yarı çapı R ise bunun yarı çapı 2R olacak. Hatta şöyle yükseklikleri de çizelim. H diyelim. Burası da 2R diyelim. Evet, dik koni içinde dik silindir. Buna göre silindirin hacminin koninin hacmine oranı nedir? O basit soru oldu. Bak silindirin hacmini yazalım hemen arkadaşlar. Taban alanı pi re kare çarpı yükseklik h bölü koninin hacmini yazalım. Taban alanı
Bakın yarıçapın 2r olduğuna dikkat edin. 4 pi r kare yapar taban alanı. Çarpı yükseklik 2h yapar. Bölü 3. Hatta bölü 3'ü de ters çevirip şuraya çarpalım. Şimdi pi'ler bay bay. R kareler bay bay. H'lar bay bay. Yukarıda 3 kaldı. Aşağıda da 8 kaldı. 5'in 6. sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet, geldik 7 numaraya. Bakalım. Hemen okuyalım. Yüksekliği 8 birim olan ve tamamı su ile dolu olan bir dik koni ile aynı tabanlı, yüksekliği 10 birim olan boş bir dik silindir birleştirdikten sonra silindirin diğer tabanına aynı tabanlı yüksekliği 2 birim olan boş bir dik koni eklendiğinde şekil 1'deki cisim elde ediliyor. Tamam. Bu cisim şekildeki ters çevrinde cismin içindeki suyun yüksekliği kaç bilmem ne olur diye bir soru sormuş bize. Tamamı su dolanan silindirin yarı çapı vermiş mi? Yok. Yarı çap yok. Şuraya R diyelim arkadaşlar. Bakın burada şekil 1'de önce suyun hacmini hesaplayalım. Hacim su. Bunu bir hesaplayalım. Sonuçta sen kabı istediğin kadar çevir. Değişmeyen tek şey ne? Suyun hacmi. İçindeki su dökülmediği için hacmi hep aynı. Buradaki suyun hacmini eşitleyip olayı bitireceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki suyun hacmi taban alanı pi r kare. Çarpı yüksekliği 8, yani koninin hacmini buluyorum. Su tamamıyla koniyi doldurmuş. Bölü 3. Şimdi buradaki suyun hacmini bulalım arkadaşlar. Bakın şunun yüksekliği 2 santimdi. Unutmayın. Burası 2. Şurası da x diyelim biz. 2 artı x olsun buradaki suyun yüksekliği. Şimdi buradaki suyun hacmini hesaplıyorum. Bak bir koninin hacmi, bir de şuradaki mavi silindirin hacmini hesaplayacağım. Koninin hacmi. Taban yarıçapı yine R bu arada. R. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliğimiz 2 bölü 3. Bu koninin hacmi. Artı buna bir de ne giriyor arkadaşlar? Şuradaki silindirin hacmi. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliğimiz x girdi buna. İşte bu da suyun hacmi. Bu da suyun hacmi. Şimdi bunları birbirine eşitlediğim an soru bitecek dostlar. Şurası gözüküyor mu? Hayır, biraz yukarıya kaldırayım. Şimdi pi R kare çarpı 8 bölü 3. Bu birinci şekildeki suyun hacmi. Burada da şurayı da pi R kare parantezinde yazacağım arkadaşlarım şuraya. Pi R kare parantezinde bir 2 bölü 3 geliyor. Artı bir de x geliyor. Pi R kareleri gömdüm. Şimdi geri kalanı matematiksel işlem. Burada ne var? 8 bölü 3 kaldı. Eşittir. Burada da 2 bölü 3 artı x kaldı. 2 bölü 3'ü buraya alırsak eksi geçer buraya. 6 bölü 3'ten 2 çıkar x. X 2'dir tabii ki ama bize h'ı soruyor arkadaşlar. Yani 2 ile 2'nin toplamını soruyor. 7. sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 8 numara karınca yürütme soruları. Dostlar, karınca yürütme sorularından bir hayli soru çözdüm ben. Bayağı her çeşit sorusundan çözdüm. Karınca yürütme soruları diye benim videolarımın içerisinde arayın, bulun arkadaşlarım. Çok güzel sorular çözdüm. Bayağı bir dikkatlice, ince detayına kadar da öğretmeye çalıştım. Şimdi şöyle yapmıştık orada. Karınca şu soldaki kenarın üstüne geliyorsa açık şeklinde şuraya çizeyim ben bunu bir ilk önce. Koni açıldığında şu. Koni, bak, karınca soldaki kenarın üstünde bitiriyorsa yürüyüşünü, sağdaki açık şeklinde en sağdaki kenara kadar gidecek demektir bu. Buradan başladı. Karıncanın aldığı yol burası. Şimdi diyor ki TC CA'ya eşit. Yani tam şurayı ortalayacak şekilde gelmiş. Ana doğru 12 birimmiş. O zaman buralar 6, 6, şurası 12 birim. Karıncanın aldığı yol 6 kök 3'dür diyor. Şurası da 6 kök 3. Buna göre koninin taban yarıçapı, yani R'yi soruyor bize. Onu da buluruz şimdi. 6 kök 3'ü bulduk ya. Bak orada 6 var, 12 var, 6 kök 3 var. Demek ki şu açımız 90 derece. Nereden anladın hocam? Çünkü 30, 60, 90 üçgenini sağlıyor. Yo, sağlamıyor. Neresi 90 derece? Dur. Ne yapacağız? 6 kök 3 demiş oraya. 6, 6 kök 3, 30, 60, 90'ı sağlıyor ama şöyle 30, 60, 90'ı sağlıyor. 90 şurası oluyor arkadaşlar. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6, şurası 60 geliyor. Yani bizim alfa açımız 60 derece oluyor. Peki biz ne biliyorduk? Alfa bölü 360, yani 60 bölü 360 eşittir R bölü L, R bölü ana doğru 12.
Şunları bir sadeleştirelim. 6 kalsın. 6R 12'ye eşitse R de 2 çıkar. 8. sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlar. Evet, 9 numaradayız. Şekildeki taban dairesinin merkezi O olan dik silindir içerisine içi su ile dolu bir koni yerleştirilmiştir. Koninin yüksekliği 12 santimdir. Gösterelim onu. Koninin yüksekliği 12 santimmiş. T noktasının O noktasına uzaklığı 12 santimden daha fazladır diyor. He, şurası 12'den daha büyük bir şey. 13, 14, 15 gibi bir şey. T noktasındaki tıpa açılırsa silindirin içine dökülen suyun yüksekliği kaç santim olur diye bir soru sormuş. Şimdi öncelikle şu suyun hacmini bir hesaplayalım arkadaşlarım. Şimdi yarı çapımıza R diyelim. Bu içindeki suyun hacmi taban alanı pi R kare çarpı yükseklik 12 bölü 3 olur koninin hacminden. Yani 4 pi R karedir bu suyun hacmi. Şimdi bu su buradaki tıpa açıldığında dökülecek. Şöyle bir yere kadar yükselecek arkadaşlarım. H diyelim biz buradaki yüksekliğimize. H yüksekliğine çıkacak bu. Tabi buranın yarı çapı yine R. İşte bu yükseklik nedir diye soruyor. Peki buradaki suyun hacmi şu koninin içindeki suyun hacmiyle aynı olacak. Çünkü aynı su dökülüyor. Yani 4 pi R kare olacak burası. Hadi bunun hacmini yazalım. Taban alanı pi R kare çarpı yükseklik h eşittir 4 pi r kare olacak. Pi r kareleri sildiğim zaman h'ın 4 olduğunu bulduk dostlar. Gelelim bu videomuzun son sorusu mu oluyor? Evet, son sorusuna. Bakalım ne diyor. Mısır'daki Kefren ve Mykerinos neyse artık isimleri piramitlerinin yükseklikleri sırasıyla 137 metre ve 62 metredir. Tabanları kare şeklinde olan piramitlerin taban çevreleri sırasıyla şöyle ve böyledir diyor. İki piramidin tabanlarının birbirine en yakın olan noktalar arası uzaklık 20 metredir. ABCD noktaları, ABCD noktaları doğrusal olduğuna göre bu piramitlerin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Tepe noktaları arasındaki uzaklık dediğimiz yer şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şu. Şimdi ne demiş? Bize ikisinin de yüksekliğini vermiş değil mi? 137 metre bunun yüksekliği. Yani şuraya tam bu tabanın ağırlık merkezine indirdiğim şey 137 metre. Şurayı da bir şöyle ölçelim. Şu şekilde. Şununki de 62 metreymiş. Şurası da 62 metreymiş dostlar. Şimdi biraz daha güzel odaklayalım. Peki bize şurayı soruyor, x diyelim buraya. Bizim şurayı bilmemiz lazım arkadaşlarım. Şu kısmı bilmemiz lazım. Şimdi bunun taban çevresi 220 kök 2 idi. Demek ki bir kenarı 220. Şuralar yok. 220 kök 2 çevresiydi. Ha, pardon. Hemen 4'e böldüm bu 220 kök 2'yi. 110, 55 çıktı. 55 kök 2 geldi. Bunun bir kenarı. 55 kök 2'nin kök 2 katı da köşegen olur. Yani kök 2 ile çarparsam 55 kök 2 110 olur burası. O halde şurası da 55, burası da 55 geldi. Şimdi aynı şeyi bunun için yapalım. Bu tabanın karenin çevresi 100 kök 2. Demek ki bir kenar 25 kök 2. Hemen köşegenini buldum. 25 kök 2'nin kök 2 katı 50. O halde şurası 25 çıktı. Bak buranın toplam uzunluğu 25. 20 daha 75. 25 daha 100 yaptı. Şuranın toplam uzunluğu 100. Burada bir yamuk var. Hemen şuradan çizelim. Şurası da 100 olur. Dostum şurası 62 ise buraya da 62 kaldı. 137'den 62'yi çıkarttım. 5. 75 mi oldu? Evet, 75 şurası geldi. Şimdi burada bir dik üçgen var. 75, 100, x. Hadi onu bir söyleyelim. 75, 100, x dik üçgeni. 25'e bölelim 3, 25'e bölelim 4, 25'e bölünce 5 olacak arkadaşlarım. Demek ki 125 olacak. O iki tepe nokta arasındaki uzaklık 3, 4, 5'ten bulduk. Evet goberler. Yaklaşık 30 dakika oldu bu videoda. Böyle ikişer ikişer gidelim arkadaşlarım. Bu cep telefonuyla çekmek daha mantıklı geldi bana. Bir bakarsınız kötü görüntü olduysa söyleyin ki ben de hemen normal kameraya döneyim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın dostlar.